الحاصل قولarımız تكوني إن وظيفة بذغالي بذ شيوردن علماتي بذ شيوردن راهنماتي بذ شيوردن شيئلي دوريولا تشاغريان onun için şeyle olsa uyunun, gaflette yatmam. Şu an şu bilgi ilminin hadisi kim? Şu ulamalar hidayet etmedi, kim etmedi? Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli ulama ve fudala doğular, Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın İrfan Abad'ın dini oku merkezinde Yevmul Aşiret adlı bir merkezden pata alan ulama ahurların 11. yığınağında Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullah Aleyhde olan on mübarek ahlakı beyan etmeyinle aydın kurumlarını 752. şumarada 76 dakika ve 45 saniyenin müddetinde tıkkıtında hüdürleyerdi. Bu kurum 1394. Hicri Şemsi yılının Fervordin ayının 12. günü yerine yatırıldı. Dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمة العزيزين Hak Tebarek ve Teala bize indiren Muğaddes kitabının 13. surasının 7. ayetinde şeyle fermaş ediptir. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve likulli kavmin had sadakallahul azim. Yani her bir kavmin hadisi ve onun bir rahnuması vardır diye Allah Teala. Allah Tebarek ve Teala bir insan adlı mahlukunu eşref-i mahluk edip hemme mahluklardan artıkmaz üstem edip yarattı ve akıl bilen ziynetledi. Şeyle bir akıllı, bilimli insanlar bolsa da yine şunun Hudayın tanıymağa, Hudayın yolunu bilmeye bir rahlama gerek, bir yolu salan gerek. Huday Tebarek ve Teala'nın adeti, geçen ümmetlerde her bir ova, bir peygamber, her bir şehre, her bir taifa, mantığa peygamber iberiyemiş. O peygamberler şu öz kavmini Huday'a, Huday'ın yoluna çağırıyemiş. Şu peygamberlerden bir neşesi bir mantığın peygamberi, bir neşesi bir şehrin peygamberi, bir neşesi bir tayfan, bir neşesi bir neşe adamın, bir neşesi bir fat hanıvadasının peygamberi. Başka adamlara icazı yok, tebliğ etmeye. Bir neşesi fakat özünü saklamalı. Şidr-i Hüday Tebarek ve Teala'nın adeti varmış. Ama bir ümmet-i Muhammediye bir rahnama iyi verdi, bir hadi yol köküden iyi verdi, kulli yeryüzüne biz şun öyle kafi oldu. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ey Muhammed Aleyhisselam, ben seni tamami âlemine rahmet edip iyi verdim. Ne bir insan, belki zilların da yol koyak edinip bilin peygamber var. Ne bir öz vaktine şerli, ta kıyamete şerli. Biz her bir kovma hadi gerek bulayan olsa, Huday'ın bu ümmette adeti ne mülli, her bir kovmda bir ulumadı öğretti.
Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş etti. Ulema-i ümmeti ki enbiya-i beni İsrail. Benim ümmetimin ulemaları beni İsrail'in peygamberlerinin ornudur. Beni İsrail'le kendi peygamberleri iyi verdi 124 bin. Bazı rivayetlerde 224 bin peygamberleri iyi verdi. Bir zamanın özünü neşimin peygamberler boluyamış. Her kaysi özünün tayfasına, şehrine, ovasına, hanevadasına, özüne, rahnama yolunu bildirdi. Veli, bu ümmette şol peygamberlerinin yerine gelen hadiler kimler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fermaşı, şu ulumalar. Siz kokucu oğlunsun, fikir edin, görün, şu ümmeti Huda'ya karşı çağıracak, Huda'yı, Huda'yın yolunu tanıdıp da, ahirete karşı yol koyacak kimler hesap ediyeniz? Şoförler edermiş onu. Yok. Kayharlar, keşavarlıylar, şu ümmeti Huda'yın yolunu karşı çağırır diye ümidim olmamı. Yok. Ustalar, ahengerler eder mi? Yok. Bennalar, neccalar eder mi? Hayyatlar ya başka kehebeler, başka hünermentler, Huda'yı tanıdıp da, Huda'yın yolunu şu ümmete, şolar korkular mı ki diyen ümidim olmamı? Yok. Hiçbir kavim, hiçbir kesebe hünermen, hiçbir kışır Huda'yı, Huda'yın yolunu çağırıyan olmaz, illa ulumalı siller. Onun için siz öz şoğulunuzu gizlik mükadimen, siz mesuliyetiniz arızık mükadimen, hey gurulukun mesuliyetiniz bağlıdır. Birinçeniz mantığan mesuli, birinçeniz şehrin, birinçeniz oğlan, birinçeniz sirğının mesuli, birinçeniz hanavadan mesuli, mesuliyetiniz vardır. Kullukum ra, kullukum mesulun an rayyeti. Hemmeniz şofun, hemmeniz öz mesuliyetiniz vardır. Bakıyan adını sorulacaksınız. Bir ulu mesuliyetimiz var. Önkü peygamberler va ummata, va ummata deyip geçen molla, biz de va kavma, va kavma bir ilin veliyetine ecre var deyip, şun gayrısını etmeli yağdayımız vardır. Tun el ulema ve resetul enbiya. Ulemalar, enbiyaların ve resesi. Ve resesi oluyan molla, biz bir hiç vat kaygısız bulur yağdayımız yoktur. Ulukun mesuliyetimiz vardır gerdenimizde. Hop, rüzgar onşuk izinle gezmeyeni olmaz. Her kimin bir maişeti var, onşuğu var, onkesi var, onun izinle gezmeli. Derhin iyi ki onşuk izinle gezip yok. Keşavverdiylik ediyen, sevda ediyen, başka bir nalekem, yani kesip bilen meşgul, şol gezip duran yerinde de fikrin, zikrin, kovumun, hanevadan iyilin olmalı. Şu iyilin veziyetine acil olur kalip. Bizim mezhebimizi aradan ayırmadan şuri. Bizi nabud etmeden şuri. Hizaran fırka durattır. Her yol bilin. Bizim ferhengimizi alacakla, bizim namusumuzu alacakla, bizim mektebimizi, dinimizi elimizden alacakla. Bu dağıtları ölümü vurup durun. Şeyle olun yağdayda sizin mesuliyetiniz heyvura katıp uyuşuldur. Bir de inni hedere şeyhler, moğolla vakırlar gelip bir de yol kokuyorum ki diyemem. Abdülkadir Ahullar, İbrahim Tahirler gelip yol kokuyorum ki diyemem. Anı Muğut Kariler, Anı Hızı Ahullar, Kurban Ahun Tahirler gelip yol kokuyorum ki diyemem. Ol aziler zahmetini çektiler, cihadını ettiler, vazifelerini encam verip geçtiler. Huda'yı ruhun derecesini bilen desin. Çok ağalarımızın kovnemune saat üstadımız, Hacı Yarcan Tahir'imiz kalıptı. Bu da ömrü tebiyesini çok ödüp, sonki hallerine gelip gören şiddet zevf halatı var. Bu da elhamdülillah
zahmet biradını çekti, cihadını etti, armağanını koymadı. Kuday Teala şun demini beşin, uzak etsin, onun vücudu bize bereket. Elhasıl kavlarımız tökönni, inni vezife bize galli. Biz şu yurdun uluması, biz şu yurdun rahnaması, biz şu yurtta şu iyiliği doğru yola çağırıyan, onun için şeyle olsa, özünüzü uyanın, gaflette yatmayın. Hop, her kavm için hediye gerek deyip Kur'an ayıp bu, şu an şu bilin ilminin hediyesi kim? Bizden başka kim var? Şu ulamalar hidayet etmesi kim etmeli? Başka akşarların ki öz içerilerden şoları uyandırmanı kim gerek? Siz gerek şunu. İnsan akıllı bulun bilenine hiç vakit bir rahnama bulmasa yolu düşmez. Şun geçerli bilin aydın fermaşı Levlel murabbi ma araftı rabbi. Bir murabbi olmasa Hudayımız da tanıyacak değerlik deyiptir ola. Hükmen Hudayı Hudayın yolunu tanıtmana murabbi gerek. İnni şu ümmetin ulukon erşedi şu ümmeti peygamberin yolunu salan büyük nemuna bize hadi bizim inki ulu üstadımız Hazreti İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. Bizim mektebimiz, mesleğimiz, bizim ehkamımız, okuyan derslerimiz, bizi yola salan Hazreti İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh. Şol bizden şürünem iş etti. Fakın ziraatını ekti, oruğunu ordu, çuvallap onu getirdi, degirmeni uutti, onu un etti, hamirini yordu, çöreğini pişirdi, bizim saçağımızı salk koydu. Biz inni iştihad etmene, inni başka bir zatlara güvenmene ihtiyacımız yok. Çöreğimizi pişirtti, saçağa salıp ne? Al iğneyi koydu. Biz inni şöt teyyar, saçakta duran çöreğimiz saklayıp da aşşanı ellen vermeyecek olmalı. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyenleri katı ulu adam. Peygamber aleyhissalatu vesselam öz hadisinde fermaş ediyye yezheru min bagdi reculun yuğrafı bi Ebi Hanife yuhyillahu sünneti ala yedeyh. Menden sonra bir adam dörecek, adını Ebu Hanife deyip de meşhur olacak, me'ruf olacak. Kuday Tebarek ve Teala şu kişinin eli bilen menin sünnetim diyerecek deyiptir. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın beşaret veren adamsın. Hatta Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şu hadis rivayet buluptur. İnne fî ummeti huve sıracı ummeti huve sıracı ummeti. Benim ümmetimde bir adam mı? Huve. Huve diyen şu Ebu Hanife diye. Şu benim ümmetimin sırası. Şu benim ümmetimin sırası. Şeyle şol aziz şücre bir nemuna Peygamber Aleyhisselam'ın erşet ümmetinin biri Peygamber'in dinini sünnetini direlden. Abdülaziz Beni Ebi Ruvat diyen Ebu Hanife'nin bir ustadları var. Mekke'deki ustadlarının biri. Şu Mekke'de olan şeyhlerinin Ebu Hanife'nin ustadlarının biri şol fermaş ediptir. Beynena ve beynen nas Ebu Hanife. Femen ahabbehu ve tevellahu alimna ennehu min ahli sünnet. وَمَنْ اَذْغَذَهُ عَلِمْنَا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ İndi bizim aramızda o lokon mehek Ebu Hanife deyip. Ebu Hanife bizimle tanıyar ehl-i sünnet bilen ehl-i bid'at deyiptir. Haysi bir adam Ebu Hanife'ni söyleyen mi olsa
Ebu Hanifa'nın doğru tutyan mı olsa, şan ve oğlunu olsa, birbirler şu ehl-i sünnet. Haydi bir adam, Ebu Hanifa'nı sevmeye yigren diye, onun yolunu de, besbirliyaz, ol ehl-i bidat. Gör, enni özünün ustaatları, şeyle bahadır giden adam değil. Hatta İmam-ı Şafii, o da bir özü beyik müştehid, bir mezhebin başlığı bola bola, aydan kebişi, inni la teberrükü bi Ebi Hanifa. Men Ebu Hanifa'nı teberrük ediyen nittir. Ve eciyu ila kabrihi fi kulli yevmin. Her gün ne gelip ben şu an kabrını ziyaret ediyen. Ve ci'tu ila kabrihi ve sealtullaha el hacete indahu. Men şu an kabrına gelip iki rekat namaz okuyup hacete muhdaydan dileyen şu an kabrına gelip şunu vesile edip hacete muhdaydan dileyen. فَمَا تَبُعْدَ عَنِّي حَتَّى تُقْضَى Vakt geçmezdi, basın ben hacetim biterdi deyiptir. Görün ne? Şol müştehitler yağlı kişiler, kıssanınla, kıyınınla, Ebu Hanifa'nın kabrına gelip, şunla hacet ile maksadını yetiyen olsa, bizim için olukun bir iftihar deminmişi. Hudayi Teala bize lütfedip, fazl-ı kerem bilen gelip bizi Ebu Hanife'nin yoluna salıp, biz de şunun mezhebini bilip, mektebini bilip, şunun yolunu, ehkamını terh eden iştihatlarını bize tevil veriliptir. Ebu Hanife'nin şagirdleri, mutakaddimiler, mutaakhirler, onun'a gelip, inin şu mesuliyet bizlere gelip dua hurla. O zaman azıcık vazifemiz var bizim. Bizi şiddetli kellemizi ağırtmalı mı? Pilin kaygısını bile etmeli mi? Yoluna çıkıp gittiler. Namusları olsa dize gitti. Kem parkaları gelip bizi dargatıp var ya Allah. Bir veriyle sapmalı mı siz? Ne acıra oldu bizi? Biz dayanayalım diye belli mi? Mezhep ellen gitti var ya. Namus ellen gidip var ya, ferheng ellen gidip var ya, bir dinin mezhebi düşmanları biz dargıdıp var ya Allah, şuna hem memnun şun kaygısını edip de şun fikirini bulmalı mi? Vazifemiz hevri kıyındır. Fakat karnımız dok, keyfimiz kok, onun için anında mesle olup bana serhal olmamız gözlemeli kardeşler. Biz beylekile bilen bizim farkımız var. Olurdu bir mesuliyet yok, bize var. Onun için şu fikrini edin. Sene-i Hicri Kamari'nin 185. yılında bir büyük muhaddis, bir fakih geçiptir. Katı bir ılımlı, şöhretli adam. Muaf ibn-i İmran-ı Musili diyerli. Şol kişi aydıptır. Kâne fî Ebi Hanife aşr-ı hisâl. Ebi Hanife'de 10 kılık vardı deyiptir şol. Mâ kânet vâhidatun minhünne kattu fî ahadın illâ sâra reîsen fî kavmih ve sâde fî kabîleti. Ebu Hanife'de 10 kılık vardı. Şu 10 kılığın bir cesse haydi bir adamda olsa şu öl kavminin rehberi olur. Şu öz kavminin reisi olur deyiptir. Gelin ni, şol ustadımızla, şol mercağımızla, bulun kılıkları biz yetik buluyduyum. Şonun kılığı bilen kılıklanıp da, şonun yoluna gayim mehkem durup, ilimizle şon yoluna çağıracak buluyduyum. El hasletul ula, el verağu. İmam-ı Azam'da olun deslâkı hıslâk verâk diye. Verâk diyeni huve terkül maâsi vel ibtâatu aneşkübehât havfel vukûhü fil haram. Verâk diyen şey şüpheli zattan kaçıyor. Ol haramlar ki belli. Arak içmek, oğurluk etmek, zina etmek, merdumalar bulmak,
ol haram ola belli. Bir zadi ki ihtimali halalı var, ihtimali haramı var. Şahitsizliği nedir bilmeyen luka şüpheli zaten öldürür asır yamış. Ebu Hanifan adeti şu. Bir adamda bir algısı bulduktur. Ken algısı bulduktur, o adamda gelmendir, evrilmendir vakti bilen. Sonra şol adamdan şu algıyı sonra inip barıptır. Onda kapısında bir sahaya varmamış. O at bırak yarak zeng rahat yok. Barıp kafeyini vur hakkıda o çekilip gününe duruyan. O da kızgın o at. O zaman biri ayırıptır ya bu Hanife. Bu kölüye bak kölüye durmanı sen. O gününe durman ne yani? Yok. Şu adam demin bir algıyım mı deyiptir. Algıyımı alıp kölgesinde de dursam şu bir edafa bana riba olur mu kadık korkuyan deyiptir. Şiciriz beğer başçalını. Algıyımı alıp da kölgesinde dursam bir riba olur mu kadık korkuyan sonun şuraya. Şiciri Ebu Hanifan bir kılığı veregdi deyiptir o. Onun için Peygamber Aleyhisselam aydı ya, el veragu seyyidul amal. Verag diyenleri inki amalın seyyididir, baştağıdır deyip. Başka bir hadise geliptir. Milakud din el veragu. Dinin esası verag. Haysi burada hatta şüphe var. Çekil onu. Konelen aydan vurur mu? Ne işin makulülü oydu diye. Yani şüphe zaten çekildiydi şu an. Onun için Peygamber Efendimiz fermaşı diye kun verigan tekun ağbeden nas sen verig bol. Verig diyeni zu verag diydi. Verag eyyesi bol. Verag eyyesi bol. Şunla sen adamlardan abidu şonna olursun. Yine bir hadisen Peygamber Efendimiz'e el verigu ellezî yakifu inde şübhe. Verig diyeni ya sahibi verig. Verig deyip lami kesre okuyorsan onunla sıfat bol ya. Verig diysen onunla mastar bol ya. Verig'e yaragdan verig mastar geliyor. Verig diysen o sıfat bol ya mi? Zû verag manasında. Peygamber Aleyhisselam hadisinde el verigu ellezî yakifu inde şübhe. Yani zû verag olan adam, özünle verag olan adam şübhe geldi, çekiler durur deyip ileri gitme demek. Onun için Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde ayetler men ittaka şübehat fakat istebire lidini ve erdi. Her kim özünü şüphelerden saklasa, şol adam avreyni, dinini saklar. Elhasıl, Ebu Hanife'da, 10 kılık var, inha birinci kılığına aitlik, verag, el-hısleti saniye, hiye es-sidku, ikilenci kılık, sıdık deyip. Sıdık diyeni, huve mutabıkul kelam lil vakı ve hasab-ı itikadil mutekellim. Yani gepleyen kefin vakiyeti olmalı. Hakikati olmalı. Gepleyen kefin de hakikat olmasa, vakiyeti olmasa ona diyenler yalan. Ebu Hanife zamanın ulumaları onun sadıklığına, onun doğruluğuna muttafık aleyh. Mutevatir ol. Hz. Ömer radıyallahu anh fermaş ettiler onun şirin. Aleyke bis-sidq ve in katalekes-sidqu. Hemişe doğrusul olayım. Doğru geple, şu doğru gep, kelliyeni keşşekli olsa doğru geple deyip. Yalan anlamın lehisi ol. O zaman bilin, rehberimizin, mercağımızın, hıslat-ı kılığı doğrusulluk olsa, biz de doğru olmalıyız. Hiç vakit ağırlamalı. Şuh edip de ağırlamalı. Korkup da ağırlamalı.
Mes olup da ağırlamalı, pes olup da ağırlamalı, hemme vakit kılcın yüzyalı doğru olmalı. Onun için Peygamber Samay'da Es-sidku tumakninetun sıdık bir aramıştır dedi. Doğruluk bir adama bir necattır. Emme bir adam yalan ağırlasa Allah şu yalanını sıkamasın. Onu bir yavru bulamasa bir yakşı. Hem işe ıstırapta. Ay sen ne mi ağladın diyse, yok ben ağlan nedirin, yeni bir ağlamalı ağırkini. Yine, özünden ağırdı bir meşgulat yoktur yalan sıvı. Veli, doğruluk adama necattır. Keyfin ağız alacak da bulup ağlamalı. Bir adamı hoş edecek de bulup ağlamalı. Kıyınandıracak da bulup ağlamalı. Doğusun da ağlamalı. Düşmanın da ağlamalı. Hiç kim de ağlamalı. Onun için Peygamber'e samayettir. Amalul cenne es-sidku. Cennetin amali doğruluktur dedi. Mahsusen ulumalar. Doğru bulun. Karasılır sizden bir yalanın başını tutarsa bir ne tenhasını avrayını aradın diye din şikayeti yani. Vay ahun neylerinin bir ahularını görmeler o deyip kop adamla ıtkadaydı diye bir neticeten dinoza mezhebine şikayeti vermek oluyor. Onun için iyi vura gayim durun. Asıl yalanı yaptı ben hiç yok. Peygamber Aleyhisselam fermanşe diye aleykum bis sıdkı sıdkı lazım tutun. Fe inne sıdkı yehdi ilel bir ve innel bir yehdi ilel cenneh ve ma yezalur recül yesduku ve teharrı sıdkı hatta yuktebi innallah sıddika. Yani sen lazım tut sıdkı deyip. Hemişe doğru geple. Doğru geplemek adamini doğru yola salar deyiptir. Doğru yolu düşmek de sen doğrusu cennete elter. Bir adam hemişe doğru geplep, doğru geplep, madan doğru geplep durur. Şu Huda'nın yanına şu adamı sıddık yazılır deyiptir. On adi periştelerin ardına Huda'nın yanına sıddık. Mahsusen öz oğlunu şanlı, maşkalanı, denananı ağırlamalı. Yalancı olsan, en kumunşa eşeriğinizdeki ehli evladın senden itimadı savular. Ondan sonra doğsan itimadı savular, doğsan biliyor da sen yalancının mı? Ondan sonra oban itimadı senden savular. Bu külli avrayden, itimattan kaçar yalancı adam. Onun için Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de fermaş ediyor. Kûnû ma'as-sâdıkîn. Siz doğrusunlar bilin bolun git. Yalan adamlara yanaşmam. Gördün bildin bir adam yalancı çekilin ondan. Onun sana avre yoktur. Onun için doğru giden yalanırmaz diye konulumuzun bir ulukon hadis var. Doğrusunluk gerek, sadakat gerek mahsusen ustaz şagirdin arasında, ata oğlun arasında, doğun doğunun arasında, dost dostun arasında sadakat olmalı. Sadakat diyeni dosti ezru yirasti. Doğruluk bilen kavur işmeli. Vakti ki ustad şagirdi anılmasa, şagird ustadı anılmasa, ata oğlu anılmasa, oğul ata anılmasa, doğun doğuna anılmasa, dost dostu anılmasa, itimadı olmasa, bir nisbetin ne manası var? Ustaz şerdin ne manası var? Biri birine anılmayacak bu onun oğlu. Hemşin doğurluk, hemşin atoğurluk, hemşin dost dostluk. Biz itimat getiriyen zat sadakat. Doğru olmalı. Mahsusan şagirdler ustazına doğru olmalı. Ustazlar şagirdlerin nispet doğru durmalı. Zahiren kavuran kişi olup batından da yigrense bulmadığı. Hiç yok ustaz şagirdin arasına nemmam yürümelle. İyiliğin içinde şeytanın ağzıran adamları kendir. Nemmam diyeni şuğul, fudul, arede giriyen, cep gezdiriyen. Şol adamlar kendir. Ustadı şagirdden ayıracaktırlar. Şagirdi ustadtan ayıracak. Oğlu atadan,
atanı oğullan, enanı qıyırdan, qıyırı eneden, dostu dostan, yakini yakinden ayıracak bulup yürüyen adamlar hep böyle kendim. Veli, şenevende ağır olmalı. Gelip bir adam, sen yanında betkuhu yetse, sen atandan, ya doğanından, ya ustadından, ya şairdinden, ya müşün şeyle, garip nisbetinden, işitmeliler şunu. Yok beyli derdir demeli. Derrev tumara kaplağım Allah. Olukon zef, zut baveri, zut renci. İşte ki derrev onun tanışıp, derrev onun devul vermeliler. Hazreti İmam Muhammed Gazali fermaj etmir. İnne şeyatinel ins erahu şeyatinel cin. Bu insanın şeytanları, zının şeytanların rahat edendirler. Zının şeytanları yatandır kurdisinle. Ey millavani. Bir insanın şeytanları şolun yerine amıllardır. Bir gün Harun-ı Reşit padişahın yanına Zuhri diyen bir alim adam oturmuş. Harun-ı Reşit kahar edip bir adamının izinden mamur verdiler. Şol adamını ihzar ediptirler. Zuhri otuka. Şonla ona kaharlanıptır. Sen neyme menden betluğu yettin miyiptir. Harun-ı Reşit şeydi, beytti. Menin avrayı mallın otada. Men aleyhime bir tuğti ettin, neyme ettin miyip. Her vore kıssattır. Onu kıvla alem. Bir yalandır deyiptir. Men ağzından çıkan gep de. Bunlar da hiç bunu ben aydamak. Haşa ve haşa. Bu zatlar tövmettir bana deyip, onu yok, bu aydan adam, salih adam, salih kişi alacak değerliyiptir. Sonra Zuhri nemi deyiptir. Ennemmam la yekunu salihan deyiptir. O gelip sana şunu haberine diyen adam, nemmamdır, o da salih değildir. O zaman Harun işi oturup fikir ediyor, onu bar gidiyor diye, azad ediyor yani. Oğlum Allah birbirine ne okulacak? Bar gidiver. Gören ne? İmam-ı Zuhri'nin aydan gibi. Hevurum muham gibi bana. Ennemmam la yekunu salihan. Dost sırab, doğun sırab, dilsu sırab, gelip de sana bir adam yamayla yandırla, asıl yürek verme. O şeytandır o. Şehalkın gelip de, bu asıl adamlarda bir tabiat var. Çi ahun mu olsun, çi moğlu olsun, hacı olsun, herkes olsun. Bir adamdan yürek ağırsa, her kim şöyle adamının zayıfını açsa, şunun vakti hoş. Ha, o şunu yamalla ağırsa, ay ora beyli bir şeyle, ha, şunun ne vurak o istibale diye. Emme, şu yürek de ulan adamsı, onu gelip bir adam evvasa, ne mi diyen deyip, bu adamdan teneffür tapıyor. Şu bir tabiat, hey vuru bir zayıf tabiat, irbet tabiattır. Şiratlardan özgür arasalan. Bir adam beni övüye deyip beğenip durman. Bir adam beni yamallaya deyip de kıyınanıp durman. Bir halk bir şairinin dili öz erkinliğidir. Tamam, onun dili yürüyor şeytanın kablasında. Şeytanın ait diyen zaten ait ya. Onun özlüğüne erki yok bir şairinin. Onun şirri, ol seni görenler evup durundur. Beylakçıklar yamallap durundur. Onun şirri evliye ni beğenip durman, yamallanıya ni kıyınanıp durman. Öz rabıtanız Huday bilen koklan. Huday bilen koklan. Huday yattan çıkarman. Kunu ma astadıkın. Doğru adamla bilen bulun. Gördün mü lillim? Bir adamda erbet kılık ba. Kıyışıklık ba, duruyu ba, çekin onun. Onu dost azapta etmen, dilsuz azapta etmen, on kevin tomara atlap durman. Hasıl-ı kelam, Ebu Hanife'de olan hıslat, sıdık. Onun için, Hazreti İmam-ı Azam'ın 60,000 şairdi varmış. Şol 60,000 şaird, hemmesi vefadar. Dünyanın yüzüne şu mezhebini yayırdan şu şagirdleri.
bizi şon hattınla, bizim mercamız, bizim mesleğimiz, bizim yolumuz Ebu Hanife'nin yolu. Ebu Hanife'de olan üçüncü kılık el hıslesi salise es saha. Sahiymiş Ebu Hanife. Saha diyeni huve bedlil mal lileyni sevab. Saha diyenleri fakat malını sarf etmekte saha diyenleri malını vermeli sevaptan şürüyüp. Ağacı doyurmalı, yalanızı doğurmalı, muhtacın işini bitirmeli, meriyi düktüre gitmeli, azap bozu öğürmeli. Şi sevap hanıta mağul. Peygamber Aleyhisselam ayetleri, Es-sahâ'u hulukullâhil azam. Sahâvut, Huday'ın inku ulukun kılığı. Allah Tebârek ve Teâlâ'da kân kuvgılıklar var. Bağışanlılık var, ılımınlık var, rahmillik var, sahâvut var. 360 kılık var diye Huday'da kuvgılık. Şu Huday'ın kılıklarının hayisi biri bir adamda olsa cenneti bulur diptir. Şu kılıkların içinde inki ulukoni kulukullahil ağzım es-saha. Sahavet. Onun için ulema sahi olmalı. Çün bizim hadimiz, bizim murabbimiz, mercağımız sahiymiş. Peygamber Esamay'da es-sahi karibun minallah. Sahi, Huday'a yakınlık. Bir Müslüman da onun kıyınını kıslanıp gezse, şuna tuğanın mavi olsa gayret etmeli, kömek etmeli. Peygamber Efendimiz bir hadisine aydı ya, el yedül mu'tiyyetu hayrun min el yedis sufla. Bergûci el alyan ellin kavudur. Onun yukarıdadır derecesi. Ebu Hanife'de olun dördüncü kılık. El-hıslatı râbi'a el-fikhu. Ebu Hanife'de olan bir kılık fıkh. Fıkh diyen neyme? Mağrifetun nefsü mâ lehâ ve mâ aleyhâ. Yani ahirette özünü neyme peyda verecek? Ahirette özünü neyme ziyan verecek? Şunu bilmek. Fıkh, fıkh, fıkh deyip görenleri ahirette peyda verecek zatını bilmek, ahirette özüne ziyan verecek zatını bilmek. Ahirette sana peyda verecek zat itikadiyattan ilm-i kelam. İlm-i kelam diyenleri akide. Bilmeli Huday'ın ne emelat? Nedir zat Huday? Sen Huday deyip yürenin ne eğilli? Dağ mı, ay mı, gün mü? Yok. Huday da Allah diyorlar, cemil mahlukatlar yaradan özünün vücudu vacip olun, kemil sıfatları bilen sıfatlanan bir halık mı? Onun avvalı yok, kadim, ahiri yok, baki, hiç de mengreş değil, hiç de muhtaç değil, öyle bir şeriki yok. Şal Huday, bizim Huday mı? Şunun sıfatları, kemil sıfatları bilen sıfatlanan, onun sonra Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam enbiyalara, periştelere, ahiretka, kıyametka, şu hemen almalılatlar, şu zatları doğru keyfiyet bilen, bilip düşünüp, şuna itikad etmek ve diğerler, kelam, ilmi kelam, akaid. Akide bilmeyen şeytana iyildir, eğer min yıl amal deyip kılsa yeldir. Esnaf, akide bilmeli usulü din. Huday'ın, peygamberin tanıymalı. İnha perişte neyme, kıyamet neyme, kitap neyme, ahiret neyme. Bir yasakat inanılan zatlara bir tavır kamil inanıp dilini ıgrar etmeli, yürüyün tasdik etmeli. İnha ahirette peyda verecek zat şu. Şu zatlardan kıyışık ıskat etsen o ahirette sana ziyan verecek. Fıkh diyeni mağrifetin nasıl? Mâ lehâ ve mâ aleyhâ minel vicdâniyât et-tasavvuf. Yani tasavvuf diyen bir rişteti var fıkhın. Tasavvuf diyenleri ahlakın arasılmak adamda bir kovkırıklar var. Halimlik diye,
مهربانلق دیا سخیلق دیا پسپنلق دیا قوغلقلر شغلقلر بیلیب شغلقلر بیلن قلقلن ملیم آدم دو تلکلقلر با بخیلق اشغارلق قهارجان مولمق گوریبچیلق حرکن اوزا اندن اتن نقینانمق شداتلر آخرتت زیان مریان قلقلر Ahirette ziyan meryan kılıklardan saklanıp, ahirette peyda veriyan kov kılıklardan kılıklanmakla diyerler, tasavvuf, ahlakın becermek. O da neymiş? Tekebbürlüğe etmeli. Nefs şeytan yenmir bela ve vücudumuzda, öğüdümüz hala diye. O, men falan kesin oğuldurun, falan tayfadandırın, öğüdüm şücüre inermen. Ilımlı, dile var, bay, pulli, kendine karnasın biri, batır. Bir zatlar bilin övün kabır diye, kabır diye, kabır diye. O zaman halkı esker mi ya? Bir kılık, hey vere teleke kılıktır. Ebu Hanife, şıkılığı şücürlatıp bilersen, pesperliği ihtiyar etti, hamraklığı ihtiyar etti, o teleke kılıklardan övün sakladı. Rivayetler bir Ebu Hanife'nin evidir. Bay bir Ebu Hanife beter bir perişte bir. Hiç daha da kaharda gelen ak, giyin, ılımlı, neme, neme. Şu da da bir bedahlağın bir hava bir kahar gelmez o. Men ne bir bareyin ona, ona hiçim zat yanakta. Görün adam eline kavuşup tasir etti, o zaman kavgılıkta var orada. Bana bir sataştın ol, kahar geliyor mu gelmeyen. O sen ne kadar adiktirle. Sonun bariye Ebu Hanife'nin kafasını cep ye. Tak tak. Ebu Hanife bariye aç ya. Ne mi dik geldin? Yok hiç işim yok. Ha şeyle mi diyeyim. Ebu Hanife çekil yerde gidiyor. Yine kafini yap ya. Yine cep ye hevara kafini. Tak tak hevara kafini. Yine bariye aç ya. Ne demiştim ben? Yok işim yok diye. O zaman kahveni hep diye yine vurdu. Üçüncü defa hey vurdu, daş bile vurdu ya, cep diye, katsın emedim. Ne mi dik geldin? Sen dul ecen mi hadi vay diye Allah? Sen mi diye, hava diye. O ecen havadan mı yerler hadi? Hava. O zaman bir terbiyeti kepler kepli ya. Beş kepler aydın. Hava Huday'ın mahluku diye o diye. Hudayı yaradıklar, onu diye ecem bana ver daha diye ben, onu ecem diye, akil diye, sabidel, oğlu bağlığa, onun ihtiyarı özünde diye. Eğer ecem değerli olsa, sabi olsa, ihtiyarı menne olurdu, ben cüklerdim diye. Hüli oluyor, akılı bağlığa, ihtiyarı özünde diye. Zeş keplerde atlar ayırıp, şunun yankı diye, kahar gelmiyor daha. Hun serdana kahvin yap var ya. Koşuya çıkıp var ya da adamla arasından birden kellesi zontullu diye. Ve bine meha ne emmuluka ne emmuluka. Tamam adamla heyran ali hiç rahat da yok. Bir berhur dediğin adam da yok. Bu kelle de ot. Hatta üstünde yat hiç zontul. O zaman ken gururum olup ah Ebu Hanife var ya Allah şücülü bir pişamat bollu. Bir adamın kelle şeyle olun, bunun hikmeti ne demek ya? Onun kellesini men sabırımın tığı kesti diye bu Hanife. Şunu sabır ediptir. Ama şu sabır tığı var, kellesini zontuptur da. Naçlık Kulyan'ım, bizim rehberimiz şu ahlakta, şecir adam. O zaman biz rehberimizi tanıyorsak, başka ustadımızı tanıyorsak, mezcağımızı tanıyorsak, şun kılığı beni kılıklanacak buluyordum, talaş edeydim. Ondan sonra, fıkhiyenin mağrifatın ne leha ve ma aleyha minel ameliyat el ehkam. İnni ahirette peyda olacak, ziyanım olacak zatımızı bilmeli olsak, ehkam bilmeli. Nehmedat halal, Nehmedat haram. Nehilli namaz okuymalı, nehilli ara atmalı, nehilli hac etmeli, üçür dekadı nehilli vermeli,
etmeli işlerin keyfiyeti nedir? Yine bu zatlar nehilli. Nehilli oturmalı, turmalı, girmeli, sıkmalı. Nedir maşgalı etmemeli, nedir oğluyu saklamalı. Bu zatların keyfiyetinin bir hükümleri var. Desturları var. Doğrusu da var, egrisi de var. O zaman şu zatları bilmekliğe ne mi deyip at veriyorlar? Ehkam, fık deyip at veriyorlar. Mağrifetin nefsi malaha ve mâ aleyhâ minel ameliyyât el ehkam. Fakın üç rüştesinden ne? Ahirette peyda verecek zat, ziyan verecek zat, ıtkâtta kelam. Ahirette peyda verecek zat, ziyan verecek zat, vicdaniyatta, ahlak, tasavvuf. İnha üçüncü rüştesinde ehkam. Bes ulumağa ayıptır ehkam bilmesi. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fermanı yaptırır. Tefakkahu kavle en tusavvedu. Siz ehkam bilin, fakih bulun. Ta ki halklara başlık bulmanız önüne uçaya. Senin iyiliğin başlığı hızla. Ol ketudalar, fermandarlar, reisler, şuralar, ola başlık. Dünyevi emrin başlığı. Veli umur ahiretten şirin. Hudayın desturundan şirin. Başlık siz. Tefakkahu kavle en tusavvedu. Peygamberin aydan yapış yok idel. Sizin ne okuyduğunuz? Fık bilmeli. Müdam elinize ehkam olun. Her kaysınızın yanına bir alem yer olsun. Sonra her günün ehkamını gözeden durun. Merdum sonra kadar siz onun cevabını verin. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermaş ediyor. Fakihun afzalu innallah min elfi abid. Bir ehkamları bilen bir fakih, Huday'ın yanına min abıttan, fıkı bilmeyen min abıttan ol derecesi yokurdur diyor. Onun için oğlunuzu fakih edin, molla getirin. Ol mühendis olsun, doktor olsun, hukuk bilir olsun, alim olup da siz şiddetlere öldüğünüzü inanmasanız, halkı ne acıdan inandıracak? Fes Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fermanı dedi ya, men tefakkah fi dinillah, kefâhullâhu teâlâ mâ ehemmehu ve rızakahu min haythu lâ yahtesib. Bir adam Huday'ın yoluna din bileyin deyip de, ilm okayın deyip, şerikat bileyin deyip Huday'ın yoluna çıksa, Huday, şun var gamını beskâbidir Huday'ın var diye. Hem müzik işine encam verir. Hem de imkanatını Huday muhayya eder. Bu da bir mücerrep zat. Onun için Ebu Hanifan hısleti fıkh. Şeriatı bilyemiş. Öz vaktında Ebu Hanifan'dan anırda şeriat bilyen yok. İnki alim-i erşed Ebu Hanife. Ebu Hanife'de olan beşinci kılık el-hısletul hamisa mudaratun nas, adamlar bile unuşmak. Mudara diyeni hiye bellüd dünya lisalahuddin. Dünyayı bağışlamalı dinin selahından şürü. Yani sen şu at adamların fikirde görsen adamların arasındaki dava, cencel, kine kuduret, adavat, hemmesi menafi-i dünyevi sünnet. Köpür adam sen ona mukabili oldu. Dünya sünnetin bilenleri girip oluyor. Sonra menafi-i dünyevi'nin bağışlığa kalsan elin emisinden o adam yok. Ve Ebu Hanifan hıslası şumuş. Adamlar bile unuşuyor. Onun için Peygamber Aleyhisselam'daydır. Mudaratun nas sadakatun. Adamlar bile unuşmak bir özü sadaka deyiptir. Ebu Hanifan bir yanaşığı varmış Yahudi. Ebu Hanifan öyü pesrek yerde, onu da öyü büyük yer demiş. O zaman o adam tuvaletini suni Ebu Hanifan hayyadına aktırıyormuş. O zaman gelip bu tuvalete oturuyor gidiyor, o necaseti akıp Ebu Hanifan hayyadına varıyor. Ebu Hanifan görse
çok necasından ayırıp akıtıp başına döktü diye. Bu da gözlep duran. Dedi bir yankı. Ebu Hanife, ya Ebu Hanife, ben sana muzahim mi olturum? Nece? Seni evde koyarttırın. Onu doğruca 8 yıllıydı ben senin bokun artık görenmediydi. O zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip, dinin hakkı olmasa bir yere sabrım olmaz deyip iman getirtti diye. Yani onuşuk diyen şu da, onuşuyor da onuşuktur da. Hayır sen ne mi bana aktırıyan kalbana desen edivermeli? Etmeyendir. Heyvuru onuşuk olmuş Ebu Hanife. Şıkılık bazı Ebu Hanife deyip diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da buyurdu, men buyurullum adamlarıyla onuşmak bilenir. Onuşmalı. Hatta başka bir hadise geldir. Re'sul aklı ba'del imanı billah mudaratun nas. İmandan sonra ilk aklın kovusu adamlarıyla onuşmak. Koy menafanı alsın, gitse gitsin. Sana sevse sevsin. Eziyet verse versin. Onuşmak gerek. Onun için geçerlemedi olukhan mesel men lem yudarılmış da yentifü lihyetehu. Bir adam öz darağı bilen onuşmasa sakkalını yorur diptir. Darağı bilen onuşmadık sakkalını yorur manası şu olukhan mesel. Onuşmasan öz ziyan çekiyor. Ebu Hanife'de olun altıncı kılık el hıslatı sadisa el murevvetü sadika. Ebu Hanife'de murevvet varmış. Murevvet diyenleri hiyel ihtiraz amma yedummu urfen. İyiliğin içinde urfta ayıp bozacak zaten çekilmedi murevvet diyenler. Şeriatını aybeden zatının çekilme ve takvalık bir yer. Ama şeriatta ayıp da iyiliğin arasında ayıp. İnni onun çekilmek önemli diyorlar. Muravvet dibat veriyorlar. Bir tevrib olmalı. İyiliğin içinde iyiliğin yiğrenyen yağda yenilip olmalı. Geyyen libasında, talyan öyünde, minyen ayoğluğunda tevrib olsun, iyil sana ayıp etmesin, bina edip yorayt değilmesin. Yoksa ahun olup da uzun sakkalı verip kellenizle papak geyip görseniz günah vadip olacak da libas libas da erkemeyin. Veli iyil ayıp edecek ve bina edip diyor deyip iyilin melametinde de kalmalı bir cihet. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam fermaşe diye el muru'at islahul mal. Muru'at şudur, malını islah etmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh fermaşe diye el muru'atı zahira fissiyab-ı tahira. Yine zahir görünüp durulan muru'at bir arasya gilmaşı yemek diyor. Giyen gilmaşınız arasaca pakü pakü de her kışın öğlenen bir has olan eğilmaçlar var. Mesela ulemalara, imama, mehasin, uzun giyim, edep, ikram. Herkese bir işinizde bulun. Yani kellenizde imamanız olsun, mehasınız olsun, uzun giyiminiz olsun, edep, ikram. Onun için Ebu Hanife'nin şagirdlerine tavsiren fermayışçı, عظموا أعمامكم وأوسعوا أكمامكم كي لا يستحف العلم. أي شاگردلم siz sellenizi ulu konselletip kurunun. Giyiminiz uzun çıkıp yeni de giyin olsun. Ta ki siz ehli ilminizi bilsin. Halk size bir hormati yetmesin. Yani ben öz hormatımı saklanmak diyeyim elle. Şeriatın hormatını saklamak. Siz nemune-i şeriat, dini halk siz bilen taniye, sıdkı, sadakati, doğruluğu, amanattarini
sizin üstünüz bilen tanıyan. O zaman sizde salah bal olsa, şeriatta ehli salah var. Bu da eylemesin. Sizden teneffür tapsa millet, dinden, mezhebinden teneffür tapıyor. Yine Ebu Hanifan bir kılığı, el hıslatı sabiha, el ikbal ala ma yenfağ. İmam-ı Azam'da olan bir kılık kişi, ol, haydı zatı befidi var, peydası var, şuna yüzünün. Haydı zatı ahirete ne verecek, ahirete peyda verecek, o şuna yüzlenirdi, şuna bakardı. Onun için Peygamber İslam'a aydıptır, hayrul amal mâ nefâg. İn amalının kavusi, sana peyda veriyenler, her bir amalı iki yüzleniyen, haydi bir peyda, haydi bir ahirete peyda olsa, şuna intikap ediyor diye bu hani var. Ol baştaki ulumen aydanı var, Ebu Hanife'de on kılıkma, şun bir bir adam ne olsa, öz milletine rehber olurdu diyeni, ulukun gibi. Onun için Peygamber İslam fermaş etmir, el hayr, fîmâ ihtârahullah. Hayır ne mi ki hayır, ne mi ki deyip görecek olsanız, bilin, Huday'ın ihtiyar eden zatı hayırdır. Huday ne mi diye şey edecek işine, şu Huday'ın ihtiyar eden zatı hayır şudur deyip. Peygamber İslam'a ettir, hayrukum men taallemel Kur'an'ı ve allama. İnki kovuyunuz, Kur'an'ı öğreniyen ve Kur'an'ı öğrediyen, manası din milyen. Sizin ilk kovuyunuz, din öğreniyen, din öğrediyen. Ve ne çoğul kıyılınız bak olsa, hemmesini dine getirin. Kovuyor şimdi. Kovşu ahurluğun enes atası, elini tutturup getirdiler, ahun ettiler. Şu enatalı ne mi ziyan çekiptir? Diri altında da şu oğul kıyılından, ılımlı oğul kıyılından hormat görüyor, silav görüyor, kömek görüyor. Şimdi ölüp gitti, ölüp gidenden sonra ilimden Kur'an okuyacak, dua edecek, enatani atılacak, şu ehli ılımlı oğulları. Onsuna, rızkına, Huday'ın öyle kefil. Huday kefil ona. Huday boyunlarından sonra neden gayretmeli? Ebu Hanife'de olan yeni bir kılık el hıslatı samina tuğlu samit. Ebu Hanife keplemelekmiş. Uzunla uzak keplemen oturuyan. Bir adam torasa cevabına ya. Yoksa keplemen oturuyan. Samt yani sükut değil. Şu sükut oturmak bir uluğun bafittir. Geçen uluğun ulu adamlarımızdan bir zarbe mesele kalıptır. Geplenin kumuş olsa geplemediğin kızırlanır deyiptir. Şeyle bir kumuş diyel bahalla şidre ağzından çıkıp duran ne olsa geplemesen şunu kızıl hesap et. Saltanat Eylül'ün padişahı vezirlerini yığınıp bir işaretti diye kellesine vurdu diye. Hiç mi düşünmedi diye. Milletten sonra hiç mi düşünmedi. Alişir-i Nevai diyen bir zirek veziri varmış. O şeyden ne? Arakası dilini çıkarak dilinin üstüne parmağını koydu diye. O zaman o müdahal verdi, derece verdi. Manası ne ama? Elin şeyden baş evvela nereden gelir? Dünyada, ahirette adamın kellesine nereden bela geliyor? Şunu sorabdır da, padişah. Murad-ı Şiir deyiptir. Dilin sıkarakı da dünyada, ahirette başa şu dillen geliyor deyiptir da. Dilin saklasan hiç tat yok da. Onun için Peygamber İslam bir hadisin aydıya Es-samtu hikmetin. Şu sükut durmanı öyle ilimdir deyip. Bir mereke aranızda gepleyin deyip durman. Halkın özünde kepke alır. Geplerle. Yeni bir hadisi Peygamber İslam aydıya
Es-samtu erfa'ul ibada. Sükut durmak en ulkun ibadettir. Ken geplettir şu sükutu tavsiye edip peygamber. Bir hadisin aydıya men samata neca. Her kim sükut dursa sen necat kafar. Yine bir hadisinde peygamber samaydıktır. İzâ re'aytumul mu'min samutan ve kuran fednû minhu fe innehu yulakkanil hikmeh. Her vakit bir musulmanı görseniz sükut keplemeni bağvakar oturan adam görseniz sana yakillaşın, sana hikmet terim olayandır dedin. Ebu Hanifan kılıkta sükutmuş. Onun için Hazreti İmam-ı Azam mühürüne kazdırın nanşişi oldu diye. Önkü geçen başlıklı imamlar bir mühür kazdırıyor. Her kaysi mühürünü bir hat yazıyor. Ebu Hanifan mühürü yazan hatişi kulil hayra ve illa feskut. Hayırdat ve zayt. Yoksa sükuttur diyemiştir. Peygamber Aleyhisselam Fırman şahidi ya Es-samtu zeynun lil alim ve setrun lil cahil. Alim adamların sükut durmağı özüne bir ziynet. Am adamların sükut durmağı taşına bir örtgüdür deyiptir. Am geplese bozu mu oraya da? Şeriyete bilen al. Ol aynı taşını bir tutur duran yarak am geplemen dursa işin bilen alın elin ama adam olayıp bol botu. Elhasıl geçen arıflar, geçen olukon adamlar tevsiye ediptirler. Akil lisanak illa fi erbağa. Dilini kulpla diptir. Dilini kulfetten koyun. Kıymınlamaz ya dedin dilini diye. Fakat dört saatten ama kulplaman. Onun maşallahattan dilini kufledin diye. Birincisi hakkın tuzihuhu. Bir hak izah edecek olsanız dili kulplamalla. Şimdi şu an hak kurunlar, şeriatın kurunları size ayrıldı. O dili kulplasan bu zatlar iştirip bozacak değil la. İkincisi ve batilin tudhizuhu. Bir batıl onu batıllığını eşkar etmeden şuri asın. O bilinçinle telekedatlar var, mübtedikler var, vehaviler var, münherifler var, dini kucular var, mufsitler var. Şazatları ile tanıtacak olsan dilini açmalı. Yer dilini bağlasan ona ne olur? Estakit anil hak, şeytan el ahras. Hakla da etmesen lar şeytan olursun da. Bayet aitmalı olur. Ve nimetin teşkuraha. Üçüncü dilini bağlamalı lezzat nimet. Kudayın veren nimetini onunla aitmalısın. Elhamdülillahi vel minne. Kuday beni musulman etti. Kuday bana tevfik verdi. Ebu Hanife mezhebini ben dahil etti. Canım sağ, keyfim kok, ehli evladım ma. İnha, şeyle imkanatlarım ma. Şeyle bir kuvvetanım ma. Emniyet devletimiz var. Asayiş refahımız var. Var Huday'ın veren nimetlerini kitman etmeli. Onu aitmeli. Dördüncü ve hikmetin tuzhiruha. Bir hikmet onu sen zahir etmeli. Huday Teala'nın bildiren ilimlerini onu halka seçmeli. Elhasıl şiratlar kavlatlardan başka zatlar dilini açıp durmalı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık daim ağzına bir ağaç taf gelirdi işlet diye. Fakat namazı okuyacak kolunu ayırırdı. Yoksa bir şey değişle gildi diye. Bir de burada geplakım aynı. El hislatul tasga dokuzuncu kılık el isabe bil kavl. Ebu Hanife kavlanına musibmiş.
Yani ne diyor isabet diyeni? Hiye es-sidat vel-huluv minel-hata. Ebu Hanife bir gibi gepler haza, asıl hatası olmaz diye. Ne mevli? Ki geplerini kov fikir edip oylun şiip, boğulsa da şunun nasra doğrudat yoktur deyip, gepleye, geplerini de hata düşmeye. Bu da musib oluyormuş. Ebu Hanife'nin hısleti şu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam fermacettir. Lisanul mu'min ve ra'i kalbi. Yani tüs Müslümanın dili yüreğinin anırsındadır dedi. Yüreğinin anırsındadır dedi. E onun için yüreği keplecek, yüreği kovip pükretecek, oylun şok, gaz edecek. O zaman dille olmazlar da diye, inni şun keplağa gayimi, havva inni keplağa diyse, o zaman keplecek. Peygamber Aleyhisselam fermaşı ettir. Lisanul mer min hademül fuat. Yani yiğidin dili yüreğinin nökördür deyiptir. Şu yüreğinin hıtmatkâri, nökörü, yüreğinin akidatları aydıyamıyor. Onun için el kelam sıfatul mu'min. Kelam Müslümanın sıfatı. Gefin doğru olsa doğru Müslüman, gefin doğru olmasa sen eğri. Doğruluk sende yok. Onu halk da biliyor, halk da biliyor. Geçen ulukan adamlardan galen ulukan zerbi mesel Rabbe kelimetin sebekat nimeten. Ken gepler vardır, adamın devletini ellenmeli, yani nimetin başından ayrıyandır. Ve şeyde olsa, gep adamini yere salyan mı olsa, gepi gepleyin deyip görmenle, illa hayır olmaz. Ve bizim ulgumuz Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin de hasiyeti, kılığı, çücüre. Ebu Hanife'nin gefi yanlış vallı, şu dağda iştiva edadı diyen tarihlerde, eserlerde hiç tat yok. Şu dinin düşmanları şeyle kendim olma bilenle, Ebu Hanife'den ayıp kafa bilen aklı. Hiç. Ebu Hanife'de olan oğlancı kılık el hıslatul aşire maunetel lehfan. Ebu Hanife'nin oğlancı kılığı şey, bir kaygılı, gamlı kişiye kömek veriyormuş. Aduvan kâne evveliyen. Ha dostu olsun, ha düşmanı olsun. Bir adamın başına bir iş düştü, bir narahati düştü. Son kömek ediyor. Ha, bu olur bir teleka adamdır. Bunun hakkıdır. Bulmalı adamdır, durmaya. Bu hukukun ayağı tayıp, haleti zillete yetti mi? Vah vah hey. Ha, Huday rahmetsin. Onun için Peygamber Aleyhisselam fermanşı ettir. İrhamu ehlel bela. Ehli belaga, müptela olan adamlara rahmedin. Şi marizlığa müptela olsun. Şi bergi, dert eserlere müptela olsun. Şi bir devletten ya milletten bir zerbeleri iple horluğa müptela olsun. Şuna vah vah hey, Huday kömek versin diyemeli. Ebu Hanife'nin kılıkçı. Son Peygamber İslam'a diyor, irhamu turhamu. Siz rahmedin, ölümüze de rahmediler diye. Sen bir mahluğa rahmetsen, sana rahmediyenle tablo. Onun sonunda bir adam, tekebbür, hevr, merdumalar, zulüm künde, bu hukukun etek düşakede, hevr, hor volya, zelil volya, ha bir teleka adam ahır, ahır gördüyt diyeyim elle. Kavu adamı şu. Şu kavu. Sevabı, Kuday Tebarek ve Teala telekel eden adama şu mücadelet verir. Ya dünyada verir ya ahirette verir. Şu söyen adamın, kavu veren adamın şu dünyada mücadelet verir. Ahirette koymaz onun için. Ama teleka adam olsa, onun bütünün kurruğuna mani meslek bilen geçer, ahirette verir azabı.
این عذاب الاخرت اشد و ابقا. وای آخرتن عذابی. اونو تاب کتیر یالکتا. زدار یالکتا آخرتن عذابی. آخرت عذاب غالمانی. آخرتن عذابی. اوزل نسیب بولمان شو دنیده. خدای اون عذاب المرد فوضه بغتل آدم اول. اونو شن بی تلک آدم نر دیمم. وخ وخی ای بغتل آدم دا. Söyün benneme dert veren iptir deyip de yine ona gövüllük verin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadis rivayet buluyor. İrhamu azize kavmin zelle ve ganiyen iftekara. Ey ummat! Siz bir iyilin başlığı olup da onu zınlıp bunkuvun etek düşen mi olsa şuna siz rahmedin. Ya bir bay aranızda baydı, baylık ellerini gidip de garip kalan mulaza, şuna rahmetin. Destur şeyle, biz bizim rahnamanımız, merce taklidimiz, rehberimiz, Ebu Hanifan, kırıklar şu. Şidire rahimli, kömekçi, mihrivan, özünden geçirimli, şeyle bir yağdayı var. Hazreti Mahmud'da var kılıp, bağıt peygamberlerde var. Onun başka yok. Her adamının kovul, hatelekevul dostu da vardır, düşmanı da vardır. Bu Kuday Talan adı değil. Ve kezalike cealna li kulli nebiyyin aduvve minel mücrümin. Kör geçen Huday dostlarının mukabılına günahkar adamlardan onu düşman aylandırdı. Peygamberlerin mukabılına kafirler düşman ni. Ebu Bekir Sıddık'ın vaatında mürtetler düşman ni. Ebu Hanifan mukabılına mübtedikler düşman ni. Her zaman nakı ulumaların mukabılına düşmanlar vardır. Hop Ebu Hanifan bu düşmanı bir merkez duka gerekede yanağına ve şabbal vurdu. O zaman Ebu Hanifa durdu da aitti, ey kestiğini, men de öğrüne evrileke de şabbal vurmayı başarıyan neydi? Yani vuracak gelir neydi? Devlete şikayet verip, devlete de seni horlatmayı başarıyan neydi? Yani onun ne edecek geldiydi? Bir kineyi kemer bağlayıp, fırsat gelmese volya, bir mururi zaman uzaktır. Ahir kabadıma gelersin. Sonra armağların deyip de kineyi kemerbent bağlayıp yürümeyi de başarayan onun etçik geldiydi. Ertiği bile seherde oturup elmi hudaya serip Ya Rabbi Huday şu benzeğini zeliyle kul feyfun et deyip beddoga edip deydi. Mukabılına bir iş etmeyi de başarayan deydi. Yani onu ne edecek ya? Bir işten hiç kaysa ne edecek ya? Kıyamet günü Huday Tebarek ve Teala ey Ebu Hanife gir cennete değilse Ya Rabbi Huday şu bennani cennete dalmadan kendine girecek ya diye baydarım dedi. Korun olurun kılığını olurun rehmini olurun sefasını olurun bahşasını. Biz de şey bu Hanifan yolunu zinnetecek olup da son yolunu telaş edip yürüyen adamlar sen yedeydin biz ıslah edecek oluydun inki unşa özümüz eşer maşkalanmış oğlu hop bir tabii var sen Huday'a çağırırsan Huday'ın rahmetine adamlar sen keyfini kabul edip de ilime düşeyen ne olur yok. Bizar mından deyip, bağışlap, tükürüyen de olur. Dostun da olur, düşmanın da olur. O bile işim olmasın. Sen fakat Huday'ın yolunu sayedin. Bikar yatma. Onun sonra da şıttası bir olukon, merkeziniz, ilim tapan yeriniz. Şıttan gelen durun. O bir münasebatlar olmasa gelip bulaya minâme diymeniz mümkün. Münasebetken. Ta şu mescid çıtazı bina olup
Sonra her evde iki gece zikir var. Düşenme gece, cuma gece, evvel şeyhle berende suri. Siz zikir bahanala, ben zikre şirket edip, kendi sevap alıp gidebiliyorsunuz. Ondan sonra her yedi günden bir cuma okuluyor. Ben bu nasibat bilen bana gelip biliyorsunuz. Ondan sonra her yekşembe gününe klas var saat 9'dan ta 12 ayşelli tedrisimiz var. Bana şirket edip biliyorsunuz. Ve her hal gelilen durum nemmam arası almayın. Birbirinin kardeş düşmeyin. Birbirine muhabbetli olun. Vasıta kalmayın. Ustaz şairdin arasına vasıta olmasın. Ata oğlun arasına vasıta olmasın. Doğun doğunun, hemşin dost olsun arasına. Nemmemken, ülfet tapın, muhabbet tapın, yakillaşın. Siz tevrib olun. Hum, kel halkatul mufraga, la yudra eyne tarafaha. Haydiliyamış, hay olura bir sebbağın kuyun halkası yalaktır. Onun hayisi ucu, hayisi ayakta bilinen nedir? Şeyle bir muttehittir, deyilip aydılıptır bir muttehit adamlara. Size de şükürlüler aydılsın. Yine biz hakirin intizarı şey Ebu Hanifa'nın tevsiyesini, yani şunun her ahlakını alacak olup da bir iyiliğimizin de derdinden haber olup bana da talaş edeyim, sahi edeyim ve dua edeyim ya Rabbi Kuday. Bizim iyiliğimizi yani hidayet ver, doğru yolu sal deyip hem dua edip hem de talaşımızı edip bunları dine karşı çağırayım. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbim. Allahümme cel tevfik rafikana ve sıratel müstakim tarikana. Allahümme usilna ila makasidina khayr. Allahümme inna nes'elke el-huda ve't-tuqa ve'l-ifaf ve'l-ghina 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 ve kalbin la yahşa ve nefsin la teşbe ve du'a inna yusra. Allahümme ahsin avbetina fil umur kullaha ve ecirna min habibina ve amin. Allahümme tahir kulubina min el-nifak ve agmalina min el-riya ve elsinetina min el-kizb ve ayunna min el-khim. Allahümme la tekilna ila enfusina tarfata ولا تنظر من الناس عارف مغفر اللهم أولي لواء شرك المتين ولا يلويت المتبردين الضالين الباغين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وجعل أنبينا أيديهم سالمين غانمين وحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.